Bu dersimizde sizlerle meddi munfasıl kuralını göreceğiz. Meddi munfasıl nedir? Tarifi nedir? Hangi durumlarda olur? Meddi munfasılın hükmü nedir? Ve kaç elif miktarı uzatılır? Birinci göreceğimiz husus meddi munfasıl nedir? Kelime itibariyle meddi munfasıl ayrık med demektir. Neden ayrık med diyoruz? Onu da tarifinden ortaya çıkaracağız. Tarifi şu. Bir kelimede med harfinden sonra, eliften, vavdan ve ye'den sonra sebebi medden hemze gelir ve ikisi ayrı ayrı kelimelerde olursa. Yani harfi med bir kelimede, sebebi medden hemze diğer kelimede olursa buradaki tecvidin ismi meddi munfasıl. Yani harfi med var, harfi medden sonra hemze var, ayrı ayrı kelimede olduğu için meddi munfasıl. Kelimeler üzerinden görmeye çalışalım. Bakalım. Birinci örneğimizde ya eyyühellezine inceleyelim. Burada harfi medden herhangi bir harf elif, vav, ye ve ye'den biri var mı? Var. Elif var. Çünkü nereden harfi med olduğunu biliyoruz. Harekesi yok. Sakin yani. Harekesi olmadığı için buradaki elife harfi med diyoruz. Ye harfini uzatıyor. Peki harfi medden, eliften sonra sebebi medden gördüğümüz hemze gelmiş mi? Evet. Ayrı ayrı kelimelerde olmuş mu? Ona da evet. O zaman buradaki tecvidin ismi medde munfasıl. Bunu uzatırken tabii ye'yi uzat daha fazla. Sebebi medden hemze geldiği için bir eliften daha fazla uzatıyoruz. Ya eyyühellezine. Ya eyyühellezine. İkinci örneğimize bakalım. Kalu amennâ. Burada zaten başka bir tecvid daha var. Harfi medden elif var. Harfi medden sonra sebebi med gelmediği için burası meddi tabi. Burada da aynısı vardı. Ellezîne. Burada harfi medden ye var. Ye'den sonra sebebi medden herhangi hemze ve sükun gelmediği için meddi tabi. Ama bizim burada işleyeceğimiz meddi munfasıl olduğu için onlara çok detayına girmeyeceğim. Bakalım harfi medden vav var mı? Evet. Vav var. Harfi medden vav var. Ve harfi medden sonra sebebi medden harekeli hemze gelmiş mi? Evet. Ayrı ayrı kelimede olduğu için bunun ismi meddi munfasıl. Kalu amennâ. Kalu amennâ diye burayı okuyoruz. Üçüncü örneğimize yani ye ile olan örneğimize bakalım. İnni e'lemu. Bakalım harfi medden ye var. Ye'den sonra sebebi medden hemze gelmiş. Ayrı ayrı kelimede olduğu için yine burası meddi munfasıl. Ne yapıyoruz? Burayı daha fazla. Çünkü meddi munfasıl hemzenin gelmesi. Buradaki ye harfi zaten bir elif miktarı uzatıyordu. O uzatmaya daha fazla ziyade ekledi yani. 2 elif, 3 elif, 4 elif miktarı kadar uzatmayı sağladı. İnni e'lemu. Peki meddi muttasılda da bunu gördük. Meddi munfasılda da. Biz bu kelimenin ayrı kelime mi, farklı kelime mi, bitişik kelime mi olduğunu nereden anlayacağız? Anlayabilir miyiz? Anlamayabiliriz. Peki bunun bir kolay yolu, bir yöntemi, ipucu var mı? Var. O da nedir? Meddi munfasılda hemzenin yazılışı dik halinde olur. Yani baktık. Orada işte harfi medden diyelim ki ye var. Ye'den sonra hemze var. Bu ayrı ayrı mı, bitişik mi olduğunu hemzenin yazılışından anlayacağız. Hemzenin yazılışı bize bu anlamda büyük bir kolaylık sağlamış olacak. Hemze dik halindeyse çoğunlukla oradaki tecvid meddi munfasıldır. Evet, bakalım. Fi eyyamin. Fi eyyamin. Ne yapıyoruz? Burada harfi medden ye var. Y'den sonra hemze, evet, dik hemze değil mi? Dik hemze gelmiş. Zaten o bize ayrı ayrı kelime olduğunu kendi yazılı şekliyle öğretiyor, gösteriyor. Ne yapıyoruz? Burayı uzatıyoruz daha fazla. Şimdi burada da onu göreceğiz. Kaç elif miktar uzatılır onu göreceğiz. Fî eyyâmin. Mâ enzele örneğine bakalım. Harfi medden elif var. Harfi medden sonra sebebi medden dik hemze var
Ve zaten dik hemze olması ayrı ayrı kelimede olduğunu da bu anlamda bize büyük bir kolaylık olarak gösteriyor. Burayı uzatırken daha fazla uzatacağız. Mâ enzele. Yani burayı uzatarak bu şekilde okuyoruz. Bir de birkaç durumlar var. Orada işte harfi med var mı, sebebi med var mı, meddi munfasıl var mı? Birkaç durum var, onları da izah etmeye çalışalım. Özellikle zamir olan yerler var. Hu zamiri, hu veya hi zamirin olduğu yerler var. Normalde bu hu, yani buranın içerisinde gizlenmiş bir vav var, hu'nun içerisinde. Zamir. Eğer zamirden sonra, yani gizlenmiş hu'dan sonra yine meddi munfasıldan hemze gelirse, burada da yine meddi munfasıl, sebebi medden hemze gelirse, burası da yine meddi munfasıl olur. Felehu ecruhu. Ve beynehu emeden. Yine burada hu zamirinden sonra, hu zamirinden sonra, uzatan hu zamirinden sonra sebebi medden hemze gelirse yine burası meddi munfasıl olur. Ve ne yaparız? Daha fazla uzatmaya, uzatarak okuruz. Başka bir durumda özellikle yine dikkat etmemiz gereken yerlerden birisi de ayet sonları veya duraklarda. Ayet sonları ve duraklarda. Yine ayetin sonu var. Diyelim ki ayetin sonundan sonra sonraki harf hemze ile başlıyor ve geçerek okuyacaksak. Burayı önemli. Burayı izah etmeye çalışalım. Şimdi diyelim ki burası ayetin sonu. Hayrun ve ebka. Durduğun zaman tamam. Meddi tabi var zaten. Tabi. Durduğun zaman meddi tabi var. Ama geçtin, geçerek okuya, bağlayarak okumak istiyorsun. O zaman ne var? Ve ebqa inne diye geçtin. Durmadın, nefes almadın, yeni bir nefes almadın, devam ettin. Ve ebqa inne. Bakalım o zaman ne oldu? Ayetin oradan kaldırıldığını düşünelim. Harfi medden ye var, ye'den sonra yine hemze geldiği için burası da yine meddi munfasıl olur. Böyle bir durumda daha fazla uzatarak okumamız gerekir. Eğer yavaş okuyorsak özellikle daha fazla uzatarak okumamız gerekiyor. Duraklarda olabilir mesela. Evicheru bihi innehu alim diye geçerek okuduğumuzu düşünelim. Evicheru bihi innehu alim diye geçerek okudum. Ne oldu burada? Yine gizli, mukadder, yani hi zamirinde mukadder bir ye var. Y'den sonra, hi zamirinden sonra sebebi medden hemze geldiği için burası da yine meddi munfasıl olur. Peki meddi munfasılın hükmü nedir ve meddi munfasıl ne kadar uzatılır? Ona da bakalım. Meddi munfasılın hüküm itibariyle caizdir. Neden caiz? Çünkü bazı kıraat imamları bir eliften daha fazla uzatılması gerektiğini söylüyor. Bazı kıraat imamları da bir eliften daha fazla uzatılmaz dedikleri için, yani bu anlamda bir ittifak, müttefakun aleyh deniliyor. Meddi muttasılda bu var ama meddi munfasılda bu yok. Müttefakun aleyh olmadığı için muhtelefun fih diye tabirler bu şekildedir, Arapça tabirler. Muhtelefun fih, yani bazıları daha fazla uzatılması gerekir diyor. Bir eliften daha fazla, bazıları uzatılmaz dedikleri için ihtilaftan dolayı bunun hükmü caizdir. Nasıl caiz? En az bir elif miktarı. En fazla da dört elif miktarı çekilir. Zaten en az bir elif miktarı uzatmak vacip. İster bu meddi muttasıl olsun, ister bu meddi munfasıl olsun, en az bir elif miktarı uzatmak zaten vacip. Bir eliften daha fazla uzatılması caizdir. O da nedir? 2, 3 ve 4 elif miktarı. Uygunluğu açısından, yani asım kıraatına göre en uygunu şu: meddi munfasıl hızlı okuyuşlarda bir elif miktarı uzatılır. Orta okuyuşlarda 2 ve 3 elif miktarı uzatılır. Yavaş okuyuşlarda ise 4 elif miktarı uzatılır. Mesela meddi muttasılda bu biraz farklı. Asım kıraatına göre zaten meddi muttasıl diğer kıraatlara göre de aynen en az 2 elif miktarı. Hızlı okuyuşlarda en az 2 elif miktarı, orta okuyuşlarda 2-3 elif miktarı ve yavaş okuyuşlarda ise 4 elif miktarı uzatılması gerekir. Bu meddi muttasıl için. Meddi munfasılda da hüküm bu şekilde.